spor denince sporu yansıtan, aktaran, tanıtan medya kuruluşlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 37.'si düzenlenecek olan ve bizde de 100. yılımızda düzenleyeceğimiz Avrupa Salon Şampiyonası için bir araya geldik. Avrupa Şampiyonası'nın tanıtımıyla ve konularıyla alakalı işleme geçmeden önce arkadaşlarımızı tanıyorsunuz ama bir daha tanıtıp daha sonra da birer birer söz verelim. Şilanay Yıldız, Türkiye'nin son dönemde 1500 metre, 800 metre branşında yükselen yıldızı, aynı zamanda da Avrupa Atletizm Şampiyonamızın mottosu biliyorsunuz. Temiz hava, temiz su, temiz toprak. Bunlarda da doğayı koru imajının temsilcisi Şilanay Yıldız. Yine aynı şekilde sırıkla yüksek atlamada ülkemizde bir çığır açan, olimpiyatta ve dünya şampiyonasında final yarışan, 5.80'in üstüne çıkan genç sporcumuz, bugüne kadarki bütün rekorları kırarak buraya kadar geldi. Burada da inşallah aynı performansıyla devam edecek. Ersu Şaşma, o da yine Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda doğayı korunun temsilcisi olarak bu organizasyon içerisinde sporculuğunun yanında ve gazetecisiyle 3000'e yakın insanın katılacağı bir organizasyon. Atletizmin Avrupa'daki en büyük 3 organizasyonundan birisi, açıkta yapılan Avrupa Şampiyonası, ardından Cross Avrupa Şampiyonası ve Salon Avrupa Şampiyonası. Biz Salon Avrupa Şampiyonası'nı bu yıl inşallah seneye de Avrupa Cross Şampiyonası'nı Antalya'da hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu iki organizasyon da bizim 100 yıllık tarihimizde ülkemize ilk defa aldığımız organizasyonlar. Bunlara devamına geçmeden ben sözü Şilan kızımızdan başlayarak hanımefendiye öncelik vererek başlamak istiyorum. Buyur Şilan. Şilanay Yıldız, 1500 metre branşında ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğim. Bunun için de çok hazırlandım. Geçen hafta da 1 mil Türkiye rekoru kırdım. Umarım aynı performans ve aynı güçlükte daha iyi bir şekilde ülkemizi burada insanlarımızın önünde daha iyi bir şekilde temsil edeceğim. Evet, biliyoruz ki hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Yani 6 Şubat'tan beri yani istemediğimiz olaylar, depremden dolayı hepimiz çok sarsıldık. Böyle bir dönemde de tabii ki bu önceliğimiz değil ama bunun için Türkiye Atletizm Federasyonu olarak 2 yıldan beridir çok çalıştık. Aynı zamanda arkadaşlarım Ersu, Tuğba, Berke, Türkiye Federasyonu'ndan Ferhat abimiz ve daha sayamadığım birçok iş arkadaşlarımız bu ev sahipliğini çok istedik ve bunun için de ödüllendirilmiştik 2 yıl önce. Bu yüzden şampiyonamız Perşembe günü başlayacak ve bunun için de gerçekten çok çalıştık, hazırız. En başta tabii ki depremzedelerimiz için koşacağız, onları unutmadık, unutmayacağız. Elimizden geldiğince en iyi şekilde ülkemizi, insanlarımızın önünde temsil edeceğiz. Aynı zamanda doğayı koru misyonuyla ben de bu şampiyonada elçi sporcuyum. Biliyorsunuz ki gelişen dünya ve artan teknolojiyle beraberinde birçok hava kirliliği vesaire sorun oluşmakta ve bu hayatımızı tetiklemektedir. Ben de doğayı koru misyonuyla çıkarak bu şampiyonada doğayı koru misyonuyla tepki vermek istiyorum. Teşekkürler. Tek sayıda basın mensubunun akredite olduğu ve
katılım sağladığı bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bunun için de ben buraya teveccüh gösteren, hem ülkemizden hem yurt dışında katılım gösteren bütün basın mensuplarına ayrı ayrı hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü hem bizim için çok önemli, hem bugünümüzde çok önemli, hem de bu şampiyona için çok önemliydi. İnşallah organizasyonda da çok güzel kareler, çok güzel anlar yakalayarak ülkemizin daha da başarılı olmasını gösterecek bir aynası oluruz diyorum. Sözü Ersu Şaşma'ya bırakıyorum. Yüksek atlamada ülkemiz temsil edeceğim bu hafta sonu. Ben de yarışmaya çok fazla hazırlandım. İlk yarışımda bir talihsizlik oldu. İyi geçiremedim. Ama bu Avrupa Şampiyonası ikinci yarışımda kendimi daha iyi göstereceğimi, salonun son yarışını Avrupa olup güzel bir dereceyle, güzel bir madalyayla kapatmak istiyorum salonu. Bu olay olurken 6 Şubat'ta ben maalesef Almanya'daydım. Uzaktan ailemden haberleri alabildim. Bizi çok sarstı. Orada takım arkadaşımla beraberdim. Biraz motiveme etkiledi gibi söyleyeyim size. Orayı düşünmekten bazı yarışlara çok adapte olamadım. Hani ailem orada biraz düşünceler içerisine girdim ama bu yarışmada Doğan'ın elçisiyle beraber bütün depremde kaybettiğimiz insanlar ve depremzedelerimiz için onların da elçileri olduğumuzu düşünüyorum ve onun için burada yapacağımız başarıların hepsini hem Doğa hem onlar için bir motive, onlar için bir güzel bir haber olacağını inanıyorum. Ve bu yüzden de bütün takım arkadaşlarımla da elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve onlar için en azından bir gurur verici bir başarı elde edip bu zamanda da güzel bir haber vermek istiyoruz hepsine.